Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte efsane bir çiğ köfte yapacağız. Bugün sizi böyle güzel Urfa mı dersiniz, Diyarbakır mı dersiniz, size bir tur attıracağım. Harika bir tarif yapacağız. Bu çiğ köftemi denediğiniz zaman dışarıdan asla çiğ köfte almayacaksınız ve maliyeti düşük. Üstelik o kadar lezzetli oluyor ki hem çok basit, saatlerinizi de almayacak. İnşallah bir kaza oluşturmazsam sizinle birlikte efsane bir tarif yapacağız. Malzeme olarak ben bugün şöyle 2 su bardağı ince bulgur kullanacağım. İnce bulgurum siz esmer kullanabilirsiniz. Şu an benim elimde bu vardı. Bundan da yapıyorum, efsane oluyor. 2 yemek kaşığı salça kullanacağız. Nar eşkimiz var. Şöyle 1 çay bardağı zeytinyağımız var. Karabiberimiz, pul biberimiz, tuzumuz ve en önemlisi isotumuz var. İsterseniz daha fazla gecikmeden tarifimize geçelim. Şöyle 200 ml'lik bardak kullanıyorum her zamanki gibi. Şöyle bir. Bu da iki. Zaten ölçerek koymuştum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Tuzumu ikiye böleceğim. Şöyle yarısını iç harcına kullanacağım. Yarısını da şöyle bulguruna kullanacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar gördüğünüz gibi bunun içine koydum. Bulgurumun içine. Güzelce karıştırıyorum. Ben şu tepsiyi şimdilik buradan alıyorum. Bir kaza çıkmasın. Evet, tepsimi kaldırdım. Onlar ikinci aşama. Şöyle bulgurumu bir köşeye toparlıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki ya Rojda, normal yapılan çiğ köfte, elle yoğurulan çiğ köfte. Ama inanır mısınız, dışarıdan yediğiniz çiğ köftelerin hiçbiri öyle saatlerce oturulup elle yoğurulan çiğ köfteler değil. Öncelikle bunu bir kabul edelim. Saatlerce yoğurulan çiğ köftenin de tarifini vereceğim. Ama siz bu tarifi aldıktan sonra onu yapar mısınız bilmiyorum. Şöyle hepsini bir araya toparladım. Ben bunu size güzel göstermek için tepside yapıyorum. Siz şöyle bir kapta da yapabilirsiniz. İstiyorsanız direkt oraya alalım. İkinci aşamada tekrar tepsimizi kullanırız. Şöyle görünüyor mu? Evet. Ne kadar su kullandığınızı da görmüş oluruz. Bir bardağı koydum. Bir güzel karıştırıyorum. Kısır ısladığınızda hangi işlemleri uyguluyorsanız aynı şekilde. Bu yetersiz geldi. Şöyle bir yarım bardak daha koydum. Bulgurun her tarafının ıslandığından emin olmamız gerekiyor. Evet. Bulgurumu şöyle güzelce karıştırdım. Bulgurun üzerine kapat. Bu böyle bir köşede şişecek. Böyle bir 5-6 dakika yeterli geliyor ona. Biz de iç harcımızı hazırlayalım. Evet. Şimdi bombayı hazırlayacağız. Burada küçük bir, yani orta boy bir soğanım var. Rendenin küçük kısmıyla rendeledim. Mutlaka bunu yapın. Robottan da çekiyorsanız iyice sulanana kadar robottan çekmeniz gerekiyor. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı salça kullanıyorum. Ben domates salçası kullanıyorum. Siz isterseniz biber salçası kullanabilirsiniz. Ama size önerim, benim söylediğim tarifi bir yapın. Yaptıktan sonra istediğiniz kadar oynama yapabilirsiniz üzerinde. Bir yandan da çekiyorum diye bakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 1 yemek kaşığı pul biberim var. Şimdiden söyleyeyim ben size. Birazcık acı oluyor. 1 çay kaşığı karabiberim var. Bir tatlı kaşığı tuzum vardı biliyorsunuz. Bir çay kaşığı bulgurumuza döktük. Şöyle bir çay kaşığı kadar da iç harcımıza koyuyoruz. Şimdi
Isot kullanacağım. Ben 4 kaşık kullanıyorum. Acısı çok güzel geliyor. Biz acı sevdiğimiz için bize normal geliyor. Şöyle. 1 yemek kaşığı. Şöyle. Bu 3. Bu da 4. Ben fazlaca koyuyorum. Çünkü isot bunun olmazsa olmazı. Şöyle ben şu renk şölenini bir yakından göstereyim size. Gördünüz mü? Çok güzel oluyor. Biz bu kadar acı yemeyiz diyorsanız siz isotu 3 kaşık kullanın. 3 kaşık da size yeterli gelir. 1 çay bardağı kadar zeytinyağım var. Sizin zeytinyağınız olmayabilir. Burada da ben size bir şey önermek istiyorum. Siz normal ayçiçek yağı, sıvı yağ artık ne kullanıyorsanız onu güzelce ısıtıp kullanabilirsiniz. Kokusundan rahatsız oluyorsanız ısıtabilirsiniz. Kokusundan rahatsızlık duymuyorsanız ısıtmanıza hiç gerek yok. Burada da nar eşkim var. Nar eşkinizin de gerçek nar eşkisi olduğuna dikkat edin. Sos olarak satılanlar var. Bilinçsizce aldığımızda yanlış alabiliyoruz. Şöyle. Dolu dolu. 3. Bu da 4. Böyle koyalım. Ben bunu bir güzelce karıştıracağım. Önce çırpıcı yardımıyla. Limon sıkmıyorum. Nedenine de gelirsek biliyorsunuz ki nar eşkisi zaten çok eşki. Limonu genelde servis esnasında kullanmak isteyen kullansın. Evet. Bakın. Efsane oldu. Yani bunu bir sos olarak ekmeğinize bile sürseniz efsane. Şimdi ben burayı bir toparlayayım. Diğer işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle. Öncelikle ben bir bulgurumu size göstereyim. Ellerimizi güzelce yıkıyoruz. Şöyle. Bulgurunuzu bir şöyle parmaklarınızın arasına alın. Bir sıkıştırın. Sertlik yoksa zaten elinizin arasında bir eriyecek. Ama sertlik varsa ki bunu zaten ıslarken bir dikkat etmeniz gerekiyor. Ben emin olduğum için hiç kontrol etmedim. Siz kontrol edin. Güzelce yumuşadı ve soğumuş. İşlemimi güzelce yapabilirim. Evet. Sosumuzu üzerine ilave ediyoruz. Onu bir güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bu sırada tadından tuzundan emin olmak istiyorsanız iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir çay kaşığının ucuyla bir tadına bakın. Diyeceksiniz ki Rojda bunun neresini sıkacağız şimdi? Bu nasıl bir çiğ köfte olacak? Sakin olun, o kadar güzel bir çiğ köfte olacak ki siz bile inanamayacaksınız. Böyle bu çiğ köftenizi yapın. Misafiriniz gelmeye yakın koyun şu çiğ köfte leğeninize. Ya da çiğ köfte leğeninin olmasına da gerek yok. Şu anda benim evimde var. Ben zaten sık sık kullandığım için video çekerken de size göstermek istedim. Şimdiden rengi efsane oldu. Acısı çok olduğu için mutlaka biber salçasını kullanmadan önce benim size söylediğim tarifi bir deneyin. Ben ellerimi yıkayıp diğer malzemelerimi alıp geliyorum. Şimdi evet son dokunuşumuza geldik. Bir robota ihtiyacımız var. Büyük küçük hiç fark etmez. Benim büyük robotum bozulduğu için küçük robotla idare etmek zorunda kalacağım.
isterseniz blenderla yapabilirsiniz. Benim ölçülerim bana has. Çünkü daha önce birçok kez denedim. Ve en çok içime sinen bu oldu. Şöyle. Güzelce. Robotunuzun hacmine göre dönebilmesi için çok koymamanızı öneriyorum. Yavaş yavaş hepsini, acelemiz yok. Şöyle bir yemek kaşığı kadar su ilave ediyorum. Bu suyu koymamın sebebi rahat dönmesini sağlasın robotumun. Şöyle. Arkadaşlar çalıştırırken robotumu böyle sallamamın sebebi içinde kalıplaşan, dönmeyen çiğ köftelerimizi güzelce bıçağın ucuna götürsün ve çalıştırsın diye yapıyorum. Bir daha yapmamız lazım. Şu an isterseniz bir göstereyim. Oluşmaya başladı. İstediğim gibi olmaya başladı. Bir daha çalıştıralım. Tamam. Şu anda göstermek istiyorum size. Bakın. Tam olarak söylemek istediğim kıvam bu. Tepsimize döküyoruz. Çiğ köftemizi şöyle, buz kalıplarım var. Ben bunları doldurup buzluğa koyuyorum. Çok işime yarıyor. Şöyle irilerinden birkaç tane alıyorum. Bunların yardımıyla şöyle buzları elime alıp güzelce bir elimle de yoğuruyorum. Fazla koymamaya dikkat edin. Bulgurumuzu çok ıslatırsanız yapışmayabilir. Şöyle. İsterseniz bu sırada biraz daha nar eşkisi de ekleyebilirsiniz. Şöyle ben size bir tanecik göstermek istiyorum. Bakın. Ben bu buzlarımla yoğurduktan sonra buzlarımı bir çıkarıyorum içinden. Şöyle bir tepsi hazırladım. Arkadaşlar şöyle. Bakın. Nefis oldu. Şöyle göstereyim size. Mutlaka deneyin. Denediğiniz zaman da Instagram hesabımdan beni etiketlerseniz
Bu videomun altına da yorum yaparsanız çok memnun olurum. Öncelikle şöyle size Diyarbakır usulü güzel bir ayran. Köpüklü ayran. Yaz aylarında Diyarbakır'da çok sıkça yapılan şöyle buzlu naneli mis gibi bir ayran. Yanına da şöyle efsane bir çiğ köfte. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tariflerimden anında haberdar olmak için abone olup yanındaki zil düğmesine de basarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.